Bu videoda size dilate kardiyomiyopatinin patofizyolojisi ve tanısından bahsedeceğim. Kardiyomiyopati kelimesini incelediğimizde kalp kası hastalığı anlamına geldiğini bundan önceki videolarımızda görmüştük. Kardiyo kalp, mio kas, pati de hastalık anlamına geliyordu. Dilate kardiyomiyopati ise kardiyomiyopatinin bir çeşididir. Nedenlerine geçmeden önce Normal bir kalbin fizyolojisinden bahsetmek istiyorum. Kalp attığında, kalbin alt kısmındaki odacıklar olan karıncıklardaki yani ventriküllerdeki kaslar gevşer. Bunun sonucunda ne olur? Karıncıklar genişler ve bu sayede kulakçıklardaki kan karıncıklara dolar. Karıncık kasları kasıldığında ise kan aort ve akciğer atardamarı aracılığıyla kalpten dışarı çıkar ve vücudun geri kalanına ya da akciğerlere olan yolculuğuna başlar. Size hemen bazı terimlerden bahsedeceğim. Bunların ilki sistol. Sistol, kalp kasının kasıldığı zaman aralığıdır. Başka bir deyişle, sistol sırasında kan, karıncıklardan vücuda ya da akciğerlere doğru yola çıkar. Kardiyak döngüsünün diğer evresinin adı da diastoldür. Diyastolde de tahmin ettiğiniz gibi kalp kasları gevşer, karıncıklar genişler ve kan karıncıklara dolmaya başlar. Karıncıklar sistol sırasında kasılıyor, kanı kalpten dışarıya atıyorlar, kulakçıklar kanla doluyor. Diyastol sırasında ise kulakçıklardaki kan gevşemiş durumda olan karıncıklara doluyor. Kardiyak döngüyü de gördüğümüze göre dilate kardiyomiyopatinin patogenezine geçebiliriz. Bu arada patogenez, hastalığın nasıl geliştiği anlamına gelir. Kardiyomiyopati, kalp kasının kasılmasında meydana gelen bir fonksiyon bozukluğu ile ortaya çıkar. Bu durum, sistolik kalp yetmezliği olarak adlandırılır. Sistolün, kalp kasının kasıldığı zaman aralığı olduğundan bahsetmiştik. Size hemen bunun neye benzediğini de göstermek istiyorum. Ekrandaki kalp çizimini biraz düzenleyeceğim kalp kasının şu an olması gerektiğinden daha ince olduğunu görüyorsunuz değil mi? Karıncıkların olduğu kısımdaki kas incelmiş durumda. Bu şekilde bir çizim yaparak size kalp kasının kasılması gerektiği gibi kasılamadığını göstermek istiyorum aslında. Şimdi de bunun kardiyak döngü sırasında nasıl görüneceğine bakalım. Kalp kasılıyor ama kanın hepsini atamadığını görüyorsunuz değil mi? Karıncıklarda hala kan var. Kasılma sırasında normal olarak karıncıklardaki kanın %50 ila %75'i boşalırken karıncıklardaki bu durum kanın boşalmamasına yani sistolik kalp yetmezliğine sebep oluyor. Karıncıklarda olması gerekenden daha fazla kan kalması, vücuda olması gerekenden daha az kan ulaşması anlamına gelir. Bu azalan ejeksiyon fraksiyonu olarak adlandırılır. Azalan ejeksiyon fraksiyonu. Sonuç olarak bu ejeksiyon fraksiyonunu düzenlemek için karıncıklar genişlemeye başlar ve bu da dilate kardiyomiyopati adı verilen rahatsızlıktır işte. Kalp azalan ejeksiyon fraksiyonu ile nasıl başa çıkar? Bunu da hemen inceleyelim. Öncelikle vücudumuzun her bir kalp atışı ile belirli bir kan hacmine ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Azalan ejeksiyon fraksiyonunda vücudun alabildiği kan hacmi düşer. Karıncıklar genişlediğinde ise karıncık hacmi de genişleyeceğinden ejeksiyon yüzdesi düşük olsa bile hacim yükseldiği için kalpten çıkan kan hacmi doğru oranda kalabilir. Ancak bu genişleme ya da dilatasyon zaman içinde kötüleşir ve en sonunda karıncıkların yanında kulakçıklar da kanın geri tepmesi sonucu genişlemeye başlar. Kalp odacıkları bir noktada artık daha fazla genişleyemezler ve dilate kardiyomiyopatinin belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Kalp yetmezliğinin belirtileri iki şekilde ortaya çıkar arkadaşlar. Bunlardan biri kan akışının ileriye doğru taşıma yeteneğinin azalması sonucu görülen göğüs ağrısıdır. Evet. Neymiş bunlardan biri? Kan akışını ileriye doğru taşıma yeteneğinin azalması sonucu görülen göğüs ağrısı. Kalbe yeteri kadar kan gelmemesi sonucu Vücut da alması gereken kanı alamayacağından beyne yeterli kan ulaşmaması sonucu bayılma durumu görülebilir. Ek olarak kanın geri tepmesi sebebiyle bacaklarda ve karın bölgesinde ödem gibi bazı semptomlar görülebilir. Karın bölgesinde görülen bu durum asit ya da karın iltihabı olarak adlandırılır. Asit ya da karın iltihabı. Peki dilate kardiyomiyopatiye ne sebep olur? Öncelikle durum genetik olabilir genetik sebepler kalp kasının proteinleri ile ilgili olabilir ve bu kalp kasının yeterli oranda kasılamamasına yol açar. Viral bir enfeksiyon sonucu gözlemlenen kalp iltihabı yani miyokardit de sebeplerden bir diğeridir. Alkol gibi kalbi etkileyen toksinler de sebep olabilir. Kulağa şaşırtıcı gelecek ama hamilelik de dilate kardiyomiyopatiye sebep olabilen bir durumdur. Hamilelik nasıl oluyor da dilate kardiyomiyopatiye sebep oluyor tam olarak bilinmiyor. Ancak dilate kardiyomiyopatinin hamilelik sırasında ortaya çıkma ihtimali yüksek ihtimaller arasında. Son olarak bir de idiopatik durumlar. Başka bir de işte sebebin tam olarak bilinmediği, bilinemediği durumlar da var. Dilate kardiyomiyopatiye sebep olmayan durumları bilmek de faydalı. Dilate kardiyomiyopatiye iskemik kalp hastalıkları, valvüler kalp hastalıkları yani kalp kapakçıkları ile ilgili sorunlar veya hipertansiyon sebep olmaz. Bu hastalıklar kalp yetmezliğine sebep olabilir ve dilate kardiyomiyopatiye benzer şekilde seyrederler. Demek istediğim kalp büyür ya da genişler ve bu da sistolik kalp yetmezliğine sebep olur. Ancak aradaki fark şu, bu durumlarda kalp yetmezliği ikinci sırada yer alır. Dilate kardiyomiyopati ise kalp kasının kendisiyle ilgili bir durumdur. Yani birincildir. İskemi, valvüler kalp hastalıkları ya da hipertansiyon, dilate kardiyomiyopatiye sebep olmaz. Dilate kardiyomiyopatinin nedenlerini de gördüğümüze göre şimdi tanısına geçebiliriz. Öncelikle hastanın hikayesi dinlenir ve fiziksel muayenesi yapılır. Bunu H ve F olarak not ediyorum. Hikaye ve fiziksel muayene ile elde edilen bulgular kalp yetmezliğine işaret eder. Ancak dilate kardiyomiyopatiye özgü bir bulgu bu aşamada gözlemlenmez. Bundan sonra laboratuvar testleri gelir. Bunlar arasında dilate kardiyomiyopatiye işaret edecek olanlardan en önemlisi beyin natriüretik peptittir arkadaşlar. Beyin natriüretik peptit. Kısaca BNP Kalbin genişlemesinin söz konusu olduğu durumlarda, ki dilate kardiyomiyopati de bu durumlardan biridir, BNP değerleri yükselir. Ancak bu da yine sadece dilate kardiyomiyopatiye özgü bir durum değildir. Çünkü BNP kalp yetmezliğine sebep olan diğer durumlarda da yüksek çıkabilen bir değerdir. Bunun için ee, bazı özel testler yapılması gerekir. İlk olarak EKG'den bahsedeceğim. Dilate kardiyomiyopatinin EKG'sinde her zaman anormal sonuçlar alınır. Ancak bulgular yine de belirli bir şeye işaret etmez. Demek istediğim EKG bulgularının anormal olması hastanın dilate kardiyomiyopati hastası olduğu anlamına hemen gelmez. EKG'nin normal çıkması ise dilate kardiyomiyopati şüphesini ortadan kaldırır ama bunu bilmemiz lazım. EKG normalse yani bu şüpheyi ortadan kaldırıyoruz. Kısacası Dilate kardiyomiyopatide EKG her zaman anormaldir ancak belirli bir şeye işaret etmez. Sonrasında göğüs röntgeni çekilir. Bunu da GR olarak not edeceğim. Röntgende kardiyomegali yani kalp büyümesi gözlemlenir. Dilate kardiyomiyopatide kalbin genişlediğini biliyoruz. O halde bu hastalığın göğüs röntgeni çekildiğinde kalbin büyüdüğü görülür. En son olarak ki dilate kardiyomiyopati için en etkili test de budur. Ekokardiyogram yapılır arkadaşlar ekokardiyogram kalp ultrasonudur ve ekokardiyogramda kalp odacıklarındaki genişleme ve azalan ejeksiyon fraksiyonu görülebilir. Bahsetmek istediğim iki test daha var ancak bunların dilate kardiyomiyopati tanısında rutin olarak kullanılmadıklarını da eklemek istiyorum. Biri anjiyogram. Anjiyogramla kalp damarları incelenir. Dilate kardiyomiyopatiye iskeminin sebep olmadığını bildiğimiz için anjiyogramda dilate kardiyomiyopatiye ait bir izer rastlanmaz. Son olarak bir de biyopsi var kalp kası biyopsisi. Kardiyomiyopati çeşitleri göz önünde bulundurulduğunda kalp kası biyopsisi son derece önemli sonuçlar elde etmemizi sağlar. Kardiyomiyopatiye neden olan durumun ne olduğunu öğrenebiliriz. Aynen EKG gibi. Biyopsi sonuçları da anormaldir ancak yine tam olarak ne olduğunu bize söyleyemez. Bir sağlık uzmanı hastanın dilate kardiyomiyopatisi olduğunu düşünüyorsa yapabileceği testler bunlardır. Bu testleri yapmak faydalıdır ve diğer olasılıkları ortadan kaldırıp dilate kardiyomiyopati tanısının konulmasına yardımcı olurlar. Özet olarak, dilate kardiyomiyopati kalbin kasılmasında meydana gelen bir fonksiyon bozukluğudur. Başka bir deyişle, sistolik kalp yetmezliğidir. Azalan ejeksiyon fraksiyonu ile kendini gösterir. Kalp, azalan ejeksiyon fraksiyonunu telafi etmek için odacıklarını genişletir. Hastalığın adı da bu yüzden dilate kardiyomiyopatidir. Tanısı için EKG ve röntgen kullanılır. Ancak en iyi tanı yöntemi ekokardiyogramdır.